Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ersin İlkin. Bugün arkadaşlar yeni gelen klan sisteminden birazcık bahsedeceğiz. Niye hemen ses çıkardı, bak yayına girdiğim anladın hemen videoya. Yanımda Fırat var. Fırat hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün size klan sisteminden bahsedeceğim de bu arada bakayım. Senin geyik dediğin dövme şeymiş, bak Christmas'mış. Tamam, Christmas'mış ne ya. Evet arkadaşlar, şöyle bir klan sistemine bir girelim, gösterelim hani nasıl bir şey olmuş, bakalım beğenecek misiniz, beğendiyseniz de likelamayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz üzere bakalım, şurada bir değişiklik var mı, herhangi bir şey. Pride, Shine, bu zaten vardı herhalde bizde. Tamam, okey. Okey kardeş, bu ne, düzenleme, tamam, buralarda bir sıkıntı yok. Savaşlar hiç yapmadığımız için, yıllar önce bir tane savaş yapıldı arkadaşlar, onda da kaybetmişler, ben yoktum, o da yazmıyor zaten. Evet arkadaşlar, geldik şu kısma. Artık alımlarda arkadaşlar şöyle bir soru çıkıyor mesela, diyelim Eric diyelim alacağız ya, bu arkadaşı yani subscription diyor burada, hani aboneliğine, yani ekibine katmak istiyor musun gibisinden soruyor. Ok veya Changelog diyorsunuz, ok dedim alıyor zaten. Rage dedim mi, ne yapıyor? Ha, bunda da soruyor, reddetmek istediğinizden emin misiniz? Evet veya hayır, bence bu saçma olmuş. Bence bu kötü olmuş ya. Yani Türkiye'ye gelmesini istemem bunun, bu özelliği. Çünkü mesela biliyorsunuz ben YouTuber klanına alım yapmıyoruz arkadaşlar. Ve her zaman baktığımda böyle 50-60 kişi falan oluyor. Yani tek tek bu şekilde yapmak zorunda kalacağım. Ama şu Olivia bizim adamımız, onu alalım. Hakan Salman tanımıyorum. Mesela Rage yapacağız. Habire tek tek Rage ile uğraşacağız mesela. Bu uzun bir iş olacak. Şu not kısmı tamam. Ama nota da işte ya. Bak, Türkiye serverında nota adam geliyor böyle hop pat yazabiliyor mesela. Başka klandan olsa bile. Halbuki senin klanının sayfası bu. Senin yazabilme yetkin var. Ama adam kalkıp yazabiliyor. Bu da çok saçma bir bug. Yani bizim klanda yazılıyor ama ben pek bakmadığım için klan işlerine. Onları hiç silme gereksinimi de duymuyorum. Silme gereksinimi duymuyorum. Şimdi kesin yine yazmaya başlarlar ama bakmayacağım yani. Çünkü çok saçma şeyler falan yazılıyor bazen. Hiç onları böyle çarpılamakla uğraşmıyorum. Wolf'ta zaten hani bugün bir bug kalkar, yarın başkası gelir yani. O yüzden bir şey demeye de gerek yok onun için. Bir de arkadaşlar şöyle, Soup Master. Arkadaşlar Soup Master nedir arkadaşlar? Şunu göstereyim size. Ben şurada Master'ım değil mi? Yani lider. Lider diyebiliriz. Başkan diyebiliriz. Bu da arkadaşlar başkan yardımcılığı. Bu başkan yardımcılığını nasıl kullanıyoruz? Örneğin mesela şimdi ben JMX'i nerede bakayım? Seni ben bir bulayım. Ben klanı atamaya çalışacağım. Bakalım klanı atayabilecek miyim? Evet. Şimdi ben sana ne diyor bu? Master Pro'da dedikler. Hasta 3 personel konu. Arkadaşlar bunu çevirisini yapacağım. Bakın bende şöyle bir işaret var, görüyor musunuz? Ersin İkintere şu an klan sahibi olarak arkadaşlar. Şöyle bir simge gelmiş yıldızlı. Ben JMX'e bir yetkiyi vereceğim. Bir dakika, neredeydi ya? Şöyle verelim yetkiyi. Tamam, submaster oldu. Şu an submaster oldum. Bir de master. Master özelliği var. Aa, şu sende bir simge çıktı, gördün mü bak klanda? Evet, bakayım başka kim var? Benim Ersin'in hesabım var. Ona vereceğim. Hani klana bir şey olursa acaba bu arkadaşlar aralığında halledebilecekler mi, klanı alabilecekler mi, onu bir düşünüyorum. Şu an 3 tane Soup Master var, tamam mı? 3 tane klan yardımcısı var. Jemix, benim üstüme gelip bir baksana bende hangi seçenekler var üstüme geldiğinde. Nasıl abi, logo olarak mı? Mesela şeye giriyorsun, klan var ya, klan kısmına giriyorsun, listede Meanbors Bros diye bir şey yazıyor. Hani insanları görmek için, klan üyelerini görmek için. Evet. Heh, orada Ersin İlkin TR var, gördün mü? Soup Master mı yazıyor, ne yazıyor orada? Şu an bir şey yazmıyor abi. Ha, yani bende bir seçenek yok mu? Sen bakınca mesela bir şeye tıklayamıyor musun? Hayır. Hmm, tamam, okey. O zaman bak, sana klanı devredeceğim. Bakayım olacak mı? Delegasyon da Master. Aynen, Master'la yükselteceğiz şimdi. Bakayım geri, birinden geri almaya çalışırsam geri alabiliyor muyum? Tamam, alabiliyormuşuz. Tekrar vereceğim. Tamamdır.
Bir şey diyeceğim. Tamam ya. Sadece 3 kişiye verebiliyormuşuz, biliyor musun? Bak mesela şöyle bu retro seni has başkanı tanımıyorum. Oha attı mı lan direkt? Adamı direkt attı. Selim'in bu hesabı zaten GG. Ha tamam atılıyormuş. Arkadaşlar en fazla 3 kişiye verebiliyormuşsunuz. Onu gördük. Şimdi Jemek sana liderliği vereceğim. Hazır mısın Aldım. buna? Hadi bakalım. Veriyorum. Lanet ol. Aa! 30.006. Diyor ki 30 bin altın para delegar ol Master Master'dan Pride. Klan'da diyor ki klanın diyor başkanı olması için diyor 30 bin altınla devredebilirsin diyor. Tüş. 30 bin altın ben diyor ki kardeş ya nasıl yapacağız? Verdin abi. Verdin mi? Ulan bütün altınım gitti benim. 1 milyon altınım varmış. Ben de diyorum ki 30 bin altınım yok ki benim. 1 milyonum varmış değil mi? Aynen 1 milyon altın vardı. JMX. Tamam sen artık buranın lideriymişsin. Şu an bakıyorum Ersin Yekin, Kaiser Söze de yardımcı lider. Onların yardımcı liderliğini alabiliyor musun? Mesela Kaiser Söze'nin. Alabiliyor mu acaba? Oha benim hiçbir yetkim kalmadı lan. Bana bir yardımcı liderlik versene bakayım. Neredesin abi? En altta ikinci olarak görüyorum ben kendimi de. Sen bir bak. Ha, tamam gördüm. Submaster yazıyor mu Aynen, tıklayayım? Submaster. Aynen. Klandan atma da beni şimdi. Heh, tamam. Heh, tamam. Geldi. Ama harbiden bir seçenek yokmuş. Mesela şu adamın mesela yardımcısın ya sonuçta. Klan yardımcısı, başkan yardımcısı. Bence atmalı ya birilerine. Dur bakayım şöyle bir tekrar çık gir yapayım. Bence bazı yetkileri olmalı değil mi ya? Bazı yetkileri olmalı bana göre. Yani Bence yardımcı yardım. liderlik neden verilir ki yani? Gösteriş için mi? Bu kadar mı yani? Hani yetkili olduğunu göstermek için mi? Bir şeylere de Şeyler. yetkisi olması gerekiyor gibime geliyor. Mesela seninle ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Mesela biz 3 tane arkadaş birleşip seni atmamız lazım mesela. Öyle bir şey olsa. Beni bir lider yap bakayım. Olacak mı hemen? Verdik ya liderliği acaba tekrar. Master'e basıyorum değil mi? Aynen. Aynen. Bu sefer Master'lığa yükselteceğim. Ha tamam. Direkt alabiliyoruz. 30 bin altının gitti mi? Ha tamam. Arkadaşlar 30 bin altına hani normalde klan açılıyordu, devrediliyordu, bir şeyler yapılıyordu ya. Mesela yeni klan açıyorsun arkadaşınla böyle şey yapmak için, klan savaşı yapmak için. Ama şimdi birine devrederken bile 30 bin altın harcamanız gerekiyor. Fazla bir meblağ değil ama olmayan için sıkıntı olabilir. Onun dışında bakayım. Başka bir şey yok. Aynen. Şimdi şu Submaster'lı alalım. Ya çünkü şöyle bir şey gibi düşündüm ben. Dedim ki, ne oldu lan? Degrader Submaster. Basıyorum. Alamadım lan. Efendim abi. Şeyden, Kaiser Söze'den alamadım yetkisini. Bir dakika, senin yetki nerede? Ben sana bir yetki vereceğim. Veremedim. Değil mi? Yok abi vermedim ya. Aa bunun bir süresi var galiba. Tamam bu normal açıklama. Nures Master'ın Submaster Dead Pride. Gel de bunu çevir şimdi. Hiçbir şey anlamadım. Vallahi hiçbir şey anlamadım onu çevirip bakacağım. Arkadaşlar klan sistemi bu şekilde oldu. Onun dışında bakayım şu Pride Mark niye kapalı? Ha, klana şekil yapmak istiyorum ama ben. Orası niye kapalı? Heh, geldi en baştan buraya giriyor. Bakayım herhangi bir değişiklik var mı? Onunla gelen belki bir değişiklik vardı dedim de. Şu bayraklar bize geldi mi ya? Bayraklar herhalde Bayraklar bize daha herhalde bize daha gelmedi. Değil mi? gelmedi. Ha, tamam. Arkadaşlar klanla ilgili hani değişiklikler bunlar olmuş. Onun dışında bir değişiklik yok. Ama yakında güzel değişiklikler gelecektir büyük ihtimal. Ben sadece dedim ki hani üçü birleşip birini atma olayı acaba geldi mi onu merak ediyordum. Çünkü yardımcı lider
Mesela diğer oyunlara baktığımızda, mesela ben zamanında Clash oynuyordum. Yardımcı lider bildiğin lider gibiydi. Adam atabiliyordu, adam alabiliyordu. Oradaki klan savaşlarını falan başlatabiliyordu. Burada hiçbir yetki yapılmamış. Gösterme amaçlı. Sadece ne olur mesela? Ha, bu adam yetkili, buna bir şeyler sorayım, yazayım falan filan gibisinden bir şeyler oldu büyük ihtimal. Onun dışında bir şeyi yok yani. Haberiniz olsun, Türkiye'ye gelince hani üstüne bir şeyler koyulabilir mi bilmiyorum. Şu anki hani ön izleme bu. Pek bir yetkisi yok. Yardımcı liderin sadece bir şekli var yani. Bronz bir yıldız alıyor. Onun dışında bir şey yok. Neyse arkadaşlar, beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.